Merhaba arkadaşlar. Yine bir başka dersimizde birlikteyiz. Bu dersimizde karşımızda gördüğümüz topolojiyi inceleyeceğiz arkadaşlar. Diyelim ki biz çalışmaya başladık ve bizim müdürümüz bize bir görev verdi. Böyle bir topolojimiz var ve bu topoloji için bize bir IP adresi verdi ve bu IP adresini routerlara paylaştırmamızı istedim. Yazalım IP adresimizi. Ne vermiş? Bakalım. IP adresimiz 195 160 10 0 slash 24. Bu IP adresini router'lara paylaştırmamızı istemiş. Şöyle şuraya alalım bunu. Niye paylaştırmamızı istemiş arkadaşlar? Çünkü burada yaklaşık olarak değil tam olarak 7 network'ümüz var. Ve bizim bir IP ağırlığımız var. Bizim bir şekilde bu IP'yi bu topolojiye paylaştırmamız gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Hemen sayılarımızı hızlı bir şekilde binary'ye çevirip incelemeye başlayalım. Şuraya hemen kolaylık olsun diye ...128... ...64... ...32... ...16... ...8... ...4... ...2... ...1 yazıyoruz. Daha önce öğrendiğimiz şekilde IP'yi binary'ye çevirmeye başlıyoruz arkadaşlar. ...195'i çeviriyorum arkadaşlar. ...160 çeviriyorum. ...10'u çeviriyorum. ...0 zaten biliyoruz. Evet. Düzgün bir şekilde çevirdik arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, daha önceki derslerimizde ne demiştik biz? Subnet maskımızda 24, bunun da karşılığı 3255 10. 3255 şurası oluyor arkadaşlar. Bunların hepsi 1. Bunlara ne demiştik arkadaşlar? Network bitleri. Burası ise host bitleri. Client da diyebiliriz. Network'ümüzü binary'ye çevirdikten sonra bakalım. Şimdi bir numaralı network'e bir bakalım arkadaşlar. Bir numaralı network'te bir şu bacağımız var. Bir de şu bacağımız var. Client bağlı olmadığı için network'lere iki tane IP vermemiz gerekiyor. Ama nasıl olacak? Bizim bir tane büyük network'ümüz var. Tek network'ümüz var. Ve 254 tane de host kullanabiliriz arkadaşlar. Ne yapmamız gerekiyor bu durumda? İnceleyelim arkadaşlar. İhtiyacımız olan network sayısı 7. Bakalım 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2,
2 üzeri 0 eşittir 1. 2 üzeri 1 eşittir 2. 2 üzeri 4 eşittir 2 üzeri 2 eşittir 4. 2 üzeri 3 eşittir 8. Evet. 8'i bulduk. 7'den büyük. 2 üzeri 3 eşittir 8. 8'i bulduk. 7'den büyük. 2 üzeri 3 eşittir 8. Bu 3 ne işe yarayacak arkadaşlar? Bu 3 çok işimize yarayacak arkadaşlar. Bu 3'ü kenara koyuyoruz arkadaşlar. 3 kenarda duruyor. Biz işimize bakalım şimdi. Bizim bu network'te kaç hostumuz olacaktı? Kaç host kullanabiliyorduk? Hemen formülasyonla bulalım. 2 üzeri 8 eksi 2 eşittir 254. 254 host kullanabiliyoruz arkadaşlar. Ama bizim 254 hosta ihtiyacımız yok. Ne yapacağız arkadaşlar bu durumda? Host sayısını azaltacağız. Network sayısını arttıracağız. Ne demiştik? 2 üzeri 3 eşittir 8. Hemen host bitlerinden 3 tanesini bir yapıyoruz. Şimdi durumumuz ne oldu arkadaşlar? Şuradan bölelim. Host bitlerimiz azaldı. Ne oldu? 2 üzeri 5 eşittir 32. 2 üzeri 5 32 olarak yazdık. Yani network'ümüz 32-32 ilerleyecek arkadaşlar. Yazalım IP'mizi. Kaçtı bizim IP'miz? 195 160 10 0. Evet arkadaşlar, burada şimdi bizim host bitlerinden 3 bit aldığımıza göre slash 24 olmayacak. Ne olacak arkadaşlar? Slash 24, 3 bit aldık. 25, 26, 27 olacak arkadaşlar. Slash 27. Şimdi network'lerimizi sırasıyla yazalım. Yazmaya devam edelim. 195, 160, 10, 32, 27. 195, 160, 10, 64, 27. 195, 160, 10, 96, 27. 195, 160, 10, 128, 27. 195, 160, 10, 160, 27. 195, 160, 10, 192, 27. 7'miz kalmadı.
son network'imizde yazalım. 195 160 10 224 27. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 32 host'a sahip 8 tane network'ümüz oldu. Ama burada 32 host'u kullanamıyoruz biliyorsunuz. Network'ün ilk adresi network ID, mesela burada 195 160 10 32 network ID oluyor arkadaşlar. 192 195 160 10 32 network'ünün broadcast ise 192 160 şey 195 160 10 63 IP'si oluyor. O da broadcast oluyor. Onu da kullanamıyoruz. Dolayısıyla 32 host değil, 32 eksi 2 host, yani bir network'te 30 host kullanabiliyoruz. 8 network 30 host kullanabiliyoruz arkadaşlar. Bu ayarlamayla. Paylaştıralım network'ümüzü. Şu yazımızı biraz inceltelim ki daha kibar olsun arkadaşlar. Şimdi bir numaralı network'ümüze IP'mizi verelim. Kaç olacak? 192 şöyle 10 0 network yazalım. 0 verebiliyor muyuz? Buraya 1 verirsek buraya 2 vereceğiz arkadaşlar. 3 de verebiliriz ama fark etmez. Şimdi biz buradan 1 ile 31 arasında herhangi bir sayı verebiliriz. Pardon, 31 veremeyiz. 31 veremeyiz. 31 broadcast oluyor. 30 arasında herhangi bir sayı verebiliriz. 2 numaralı network'ümüze geçelim. Buraya kaç vereceğiz? .32 network'ü buraya 33 34 IP'sini verebilirsin. Burası 10.64 network'ü. Buraya da 65 ile 66 IP'lerini verebilirsin. Burası 10.96 network'ü. Buraya 97, buraya da 98 numaralı IP'leri verebilirsiniz. Burası 10. Kaçtı arkadaşlar? 128 network'ü. Buraya 129, buraya da 130 IP'sini verebilirsiniz. Şurası 10.160 network'ü, şuraya 161, şuraya 162 verebilirsiniz. 162. En son olarak da 160, 192 vereceğiz. Yo, 192 vereceğiz çünkü 8'e bölmüştük. Bizde 7 tane network var. Şuraya 193, şuraya da 194 numaralı IP'leri verebiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi network'ümüzü paylaştırdık. 8 tane network'ümüz oldu. Bir network'ten 8 network yaptık. Arkadaşlar. Ayrıca 32 de host'umuz oldu. Yalnız 32 host'un ikisini kullanamıyoruz. 30 host'umuz oldu. İşte arkadaşlar. Bu işleme biz subnetting diyoruz.
subnetting alt ağlara bölme işlemi. Ne yaptık? Elimizde /24 network'ü vardı. Bunları böldük. /27 olarak 8 network çıkardık. Tabi host sayımız burada 254 olmadı da her network için 30 host oldu. Evet arkadaşlar. Subnetting konusuna devam edeceğiz. Şimdi subnetting konusu bu kadar. Bir örnek daha yapacağım arkadaşlar. Onu da önümüzdeki derse yapacağım. Dinlediğiniz için teşekkürler.